Merhabalar, gazoz kapakları hazır mı? Soda kapağı da olabilir. Önemli olan böyle metal kapakların olması. Şimdi oyunumuza bu metal kapaklarını boyayarak başlayalım. Metal kapakları boyamak için asetat kalemi kullanıyorum. Bir kısmını da yeşile boyayalım. Gazoz ya da soda kapaklarımızı boyadık. Arzu edersek çocuklarımızla birlikte de boyayabiliriz. Şimdi bunları suyun içine atıyorum. Hop. Ama ters dönüyorlar. Tekrar onları döndüreyim. Suyun içine attım. Peki şimdi ne olacak? Şimdi bakalım ne yapacağız? Bakın şönil ne diye soranlar var. Şönil kırtasiyede satılıyor. Bunların adı şönil. Ve bunların içinde tel geçiyor. İstediğiniz şekle giriyor. İstediğiniz şekilde dolanıyor. Bunlardan saç yapabilirsiniz. Örümceğe ayak yapabilirsiniz. Birçok farklı şekle sokabilirsiniz. Şimdi biz iki tane şönil kullandık. Bakın iki şönili birbirine bu şekilde bağladık. Şimdi ben uzun olan kısmını iki mıknatıs koyuyorum ucuna. Şönili mıknatısla sıkıştırdım. Şimdi buraya da ne yapacağım biliyor musunuz? Bunu da başıma takacağım. Yeni bir akım yaratıyorum. Oyunu oynamaya hazırız. Şimdi kırmızı şönili kırmızıları toplayacağım. Şimdi kırmızı kapakları suyun içinden toplamaya çalışıyorum. O yüzden metal kapak. Ve elimle de hiç dokunmamam lazım. Üç tane birden çekti. Ama yeşil almamam gerekiyordu. O yüzden bunları tekrar suyun içine atıyorum. Sadece kırmızı toplamam lazım. Çünkü ben kırmızı takımım. Kırmızıların olduğu yere gidiyorum. Hop! Hop! Harika bir oyun. Bence çok keyifli. İçinde suyun olması yaz günleri için de harika. Oyunu şöyle de oynayabilirsiniz. Gazoz kapaklarını boyamak zorunda değilsiniz. Ama tabii gazoz kapaklarını boyamak da aslında etkinliğin bir parçası olabilir çocukla birlikte. Gazoz kapaklarını olduğu gibi suyun içine atarsınız. Ve kim daha çok gazoz kapağı toplayacak diye bir yarışma yaparsınız mesela. Böyle de çok keyifli olacağına inanıyorum. Bir kere şunu kafamıza takmak bile çok eğlenceli bir yaşantı oluyor. Keyfiniz, neşeniz, enerjiniz bol olsun. Hoşça kalın.